İstemiyorum, sevmiyorum o gemini. Seninle kalmak istiyorum. Kalırsın oğlum, tamam. Tabii ki kalırsın. Annene bir haber verelim. Bir mesaj falan atalım, öyle olmaz. Hayır, gelip beni alır. Hadi o elma ağacının oraya gidelim oğlum, hadi. İrfan! Baba, verme beni sakın. Aman. Deniz, buradayım oğlum. Benim şimdi bu kapıyı İrfan açıp Egemen amcanla bir konuşmam lazım, tamam mı? Sen burada bekle. Bırakma sakın beni. Tamam, bekle burada, korkma. Korkma oğlum, bir şey olmayacak, konuşacağım sadece. Deniz, gelme diyorum sana. Bekle burada. Bir şey olmayacak. Ben konuşacağım sadece. Aç şu kapıyı. Geldi. Deniz, gel oğlum. Deniz, gelme. Gel oğlum, gel. Anne, dur, dur. Seni. Anne, seni bekliyor. Ben babamı istiyorum. Senin baban İrfan değil. Senin babam benim. Sen ne diyorsun be? Anladın mı? Hadi annem bekliyor. Yeter artık. Sen ne diyorsun? Bırak. Tamam, bırak çocuğu. Oğlum, benim odama git, kapıyı da kilitle. Annem tamam bekliyor. Deniz! Deniz! Sen ne diyorsun lan? Yetti! Baba! Korkuyorum baba! Oğlum, ben geldim. Baba! Baba! Oğlum! Işıkları açamadım, korktum. Çok özür dilerim, ben onu düşünemedim. Gel bakayım sen buraya. Ya bakayım. Nasılsın sen? İyisin değil mi? Ha? Bak bakayım bana. Kalkacak bir şey yok. Var. Egemen amcam niye öyle dedi? Niye ben senin babanım dedi? O benim babam değil ki. Annemle evlendiler, biliyorum. O yüzden mi öyle dedi? Evet oğlum. Egemen amcanın annenle evlendi. Sana da babalık yapmak istiyor. O yüzden öyle söylüyor. Yapmasın. Ben başka baba istemiyorum. Seni istiyorum. Sen söylemedin mi Deniz'in babası var benim diye? Dedim tabii oğlum. Deniz'in bir tane babası var, o da benim dedim. Sen değilsin dedim. O da anlayacaktır. Oğlum, bu dünyada senin bir tane baban var. O da benim. Tamam mı? Bu ölene kadar da değişmeyecek. Senin bir tane baban var. O da anlayacak bunu. Baba, ağlama, tamam. Yok, ağlamıyorum ha. Ağlatırsın, anlar Egemen amca. Anlayacak. Gel bakayım sen. Anlar. Anlar oğlum, anlar. Baba, beni anneme götürmeyeceksin değil mi? Ben seninle kalacağım. Oğlum, burada böyle kalamayız. Yapamayız. Annem merak eder seni. Gitmen lazım. O zaman o elma ağacının yanına gidelim baba, hadi. Bu kadar kolay değil yavrum. Senin okulun var. Annen çok merak eder seni. Okula gitmeyeceğim. Nefret ediyorum okuldan. Deniz, mızıkçılığın sırası değil şimdi. Tiyatroda beni ağaç yaptılar. Gitmeyeceğim okula falan. Baba, ne olur ben seninle kalmak istiyorum. Seninle yaşamak istiyorum. O eve bir daha dönmeyeceğim baba. Ne olur, ne olur. Yavrum, sen anneni özlersin. Olmaz öyle. Sen ufacıksın da. Özlersem eğer konuşurum. Baba, ne olur ben seninle yaşamak istiyorum. O eve bir daha gitmeyeceğim. Nereye gittiğini biliyorum. Babasına gitti zaten, sorun da bu. Lan ben ne yapacağım bu çocukla ya? Bak, bana Egemen'i koruma. Sakın koruma abla. Al yalancı Egemen'i, vurgucuk İrfan'a. İkisinin de Allah cezasını versin. Abla, ben seni sonra arayacağım. Egemen! Egemen!
Egemen! Egemen! Egemen ne oldu sana Egemen? Egemen kendine gel, aç gözlerini Egemen! Egemen! İrfan! Baba, baba ne olur beni verme baba, ben seninle yaşayacağım. Dur bakayım sen şöyle. Baba ne olur gidelim baba ne olur. Beni onlara verme. Egemen duyuyor musun beni? Egemen duyuyor musun beni Egemen? Allah'ım, Allah'ım ne olur ölme. Ne olur ölme. Egemen kendine gel. Egemen ne olur kendine gel. Allah'ım, Allah'ım ne yapacağım ben? Al bak burada sweatshirt var. Giy şunu. Hadi baba hadi. Tamam yavrum tamam. Tamam oğlum. Egemen sakın ölme, ölürsen canını okurum senin. Alo. Alo. Kötülere bir şey olmaz, bilmiyor musun? Oh. Cezanı versin senin Egemen. Oh, verdi zaten, verdi. Sessiz ol. Ege'ciğim. Oğlum nerede? Geç hızlı hızlı. Egemen Deniz nerede? Aa, başım çok ağrıyor. İrfan aç kapıyı. Çok evet. Egemen Deniz nerede? İrfan. Egemen Deniz'i götürüyor İrfan. İrfan! İrfan! Aç kapıyı, İrfan! Aç kapıyı, İrfan! Baba, baba gidelim, ne olur baba! İrfan dur aç! Aç kapıyı, yalvarırım aç kapıyı, İrfan! İrfan! İrfan dur! İrfan! Yapma İrfan! Oğlum. Ne oldu? Niye gitmiyoruz? Annenle gitmen gerekiyor. Beyefendi iner misin? Deniz, Deniz. Ben halledeceğim bunu ya. Halledeceğim. Ama şimdilik annenle gitmem gerekiyor. Hayır baba, hayır. Tamam Memur Bey, tamam. Oğlum ben polis amcalarla konuşayım, seni almaya geleceğim, tamam mı? Oğlum, oğlum gel baban gelecek. Gel. Oğlum gelecek baban gelecek. Tamam geliyorum Memur Bey. Memur Bey gidelim. Bak annene bağırma. Bağırma tamam mı? Kızacaksan bana kız. Annen çok üzüldü zaten. Annen, ben seni çok seviyorum bebeğim, çok. Çok seviyorum bir tanem. Abi vallahi zorlama falan yok. Kimse bu elini kolunu sallaya sallaya girmiş, almış parayı. Şifreyi kim biliyor? Anlarız şimdi kimmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne demek görüntüler yok lan? Yönetimin emri var. Her gün mesai bitiminde siliniyor Süleyman Bey. Yemin ederim olsa başımla beraber.
Alo. Kasanın şifresini İrfan'a sen mi verdin? Ben niye vereyim ya? Ben ona kasanın şifresini değil, ciğerini söküp eline vereceğim. Hayırdır? Aşağı gelmişsin. Çocuğumu kaçırmaya kalktı yine. Peki sen ne yaptın? Ne mi yaptım? İşte her vatandaş gibi... Polisi aradım. Gelip aldılar. İrfan'a şifreyi verdiğimi nereden çıkarıyorsun sen? Başka kime söylediysen git ona sor. Soracağım, soracağım. Belki de bu sekreter kızdır, Ayşe. Mesaiye kalmış mı adam? Ayşe nereden bilecek şifreyi? Hakan bile bilmiyor. O zaman bu şifreyi kim biliyorsa odur abi. İlay nerede? Süleyman, hoş geldin. Ne oldu? Bu ne şiddet bu Celal? Hiç. Niye bakıyorsun öyle? Sofra hazırlayamaz mıyım sana? Hadi bir kadeh bir şey koyayım sana da kendine gel. Kızım, sen bizi yalnız bırak. Ne oluyor Süleyman geldiğinden beri? Ne bu halin? Bir garipsin. Bugün Babil'e gittin mi? Evet gittim. Bir saate uğradım, çalıştım. Ne var bunda? Ne oldu? Kasa açılmış. İçinde de çok önemli bir çanta vardı. O alınmış. Benim aldığımı mı düşünüyorsun? İrfan almış. Ne demek bu Süleyman? Sen benden mi şüpheleniyorsun? Ha? Cevap verir misin bana? Süleyman saçmalama. Saçmalama Süleyman. Ver şunu. Ya ne demek ver şunu? Ya sen bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorsan niye evlendin? Bırak şunu. İnanamıyorum sana şu an. Gerçekten sana inanamıyorum Süleyman. Yani ben anlamadım ki sen mi bize çalışıyorsun, biz mi sana çalışıyoruz? Her gün yeni bir vukuat. İrfan, biz neciyiz burada? Ha? Komiserim, ben burada 3 gün nezarette kalamam. Benim buradan çıkmam lazım. Ne olur bir şey yapın. Ya niye çıkaralım seni kardeşim? Ya ben anlamıyorum. Biz seni çıkartacağız, sen başını belaya sokacaksın. Sonra biz geleceğiz, yine seni oradan çıkartacağız. Ama biz çok kritik bir durumdayız şu anda. Ben Özkan Bey'in güvenini kazandım. Onunla çalışmaya başlayacağım. Özkan Bey sizin istediğiniz adamların en başındaki adam değil mi? Tamam işte. Çalışacağım onunla. Çıkayım buradan. Öyle de. Hani? Nerede? Ne zaman? Söyle. Yok. Amirim, bir bakar mısınız? Bakarım, tamam. Geliyorum. Komiserim, ne olur bir şey yapın. Çıkayım buradan. Ya bir git. Sen çıkmayı unut. Anlat. Nasıl açtın Süleyman'ın kasasını? Şifresine girdim. Karısının doğum tarihi. Ya sen bunu tahmin ettin. Hayır, açık açık İlay'a sordum, o da söyledi. İlay sana niye böyle bir şey söylesin? Gerçeği söyledim çünkü. Eğer bana şifreyi söylemezsen kocam beni öldürecek dedim. İlay niye kendini öyle bir riske atsın İrfan? Süleyman'ın İlay yapabileceği şeyleri senin aklın alıyor mu? Bak, bütün mesajlara tek tek bak. Bir tane bile atlama, olur mu? Bakacağım, hepsine bakacağım. Herif şıp diye şifreyi nasıl girer, hepsini bulacağım. Biraz düşünsen öncesinde. Kasanın şifresi ne Süleyman? Benim doğum günüm değil mi? Ha? Aman ne kadar bulunmaz, ne kadar gizli saklı bir bilgi. Bu herif senin doğum gününü nereden biliyor? Ya bir düşünsene birazcık. Ya benim doğum günümü nereden bilecek? Sosyal medya hesaplarımda fersah fersah yazmıyor mu doğum günüm?
İrfan gibi bir adam için bulunması çok zor bir şey mi bu? Ya bir düşün, ayrıca ben neden İrfan'a yardım edeyim? Seni inandırmak için daha ne yapmam gerekiyor? Tek seferlik bir hataydı diyorum. Ben seninle evliyim Süleyman. Ben biliyorum. Ama sen de kiminle evli olduğunu sakın aklından çıkartma İlay. Sayende öğrendim ben de Süleyman. Bana şu kadar güvenmeyen bir adamla birlikteyim ben. Ama buna daha fazla böyle devam edemeyiz, değil mi? Sen gerçekten Süleyman'ın İlay'a yapabileceği şeyler konusunda hiç endişe etmiyorsun yani, öyle mi? Süleyman İlay'a hiçbir şey yapmaz. Yapamaz. Ayrıca benim tanıdığım İlay başının çaresine çok güzel bakar, yolunu bulur. Sen hiç merak etme. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir insansın sen? Bir kadın senin için kendini tehlikeye atıyor ve sen umursamıyorsun bile. Başının çaresine bakar diyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Ben de zaman içinde böyle bir adam oldum. Tamam mı? Bitti mi? Hayır, bitmedi İrfan. Onun gibi başının çaresine bakabilen biri varsa bir tanesi de sensin. Ya sen beni kullandın. Sen İlay'ı kullandın. Sen kendini öyle bir anlatıyorsun ki ben zannediyorum ki ben seni tanıyorum. Sonra bir bakıyorum ki pat bambaşka bir adam. Böyle bir adam çıkıyor karşıma. Şüphe ettiysem sebebi sensin. Demek ki hala o güveni verememişsin bana. Ya bırak Allah'ını seversen Süleyman. Güven dediğin karşılıklı bir şeydir. Sen vereceksin ki karşılığında da alacaksın. Ayrıca kişi karşısındakini kendi gibi bilir. Eğer bana bu kadar güvenmiyorsan yatağıma da girme. Bak kapı orada. Allah Allah. Beni kendi evimden mi kovuyorsun ha? Ben kimseyi hiçbir yerden kovmuyorum. Ayrıca burası benim evim. Sana eğer bana güvenmiyorsan benim koynuma girme diyorum. Abi hayırdır? Hayır mayır değil, ne olduğu belli değil. İrfan'a şifreyi kim verdi bilmiyoruz yani, öyle mi? Bilmiyoruz. Biz tedbirimizi alalım. Gözümüz üstünde olsun. İkna oldu mu dersiniz? Hayır. İkna olmadı, sadece ikna olmuş gibi yaptı. Gözü üstümde, bundan sonra yapacak bir şey yok. Bak Demet, bundan sonra bu evde İrfan'ın adı geçmeyecek. Tamam, lütfen sen de çok dikkat et. Tamam. Yani siz şimdi bunca tehlikeyi göze aldığınıza göre İrfan Bey'i mi seçtiniz? Ben bir şey seçmedim. Bana ölüyorum dedi, ne yapsaydım? Bıraksaydım ölse miydi Demet? Ben elimden geleni yaptım. Bir şey seçmedim. Bir kahve yapar mısın? Benim seni kullanmak gibi bir niyetim yok. Ha öyle mi? Ben amirimden bilgi sakladım. O adam bana güvendi. Güven ne demek, senin bir fikrin var mı? Eskiden biliyordum abi öyle bir şey. Zaten her şey bildiğin için zaten başına geliyor. Sen her şeyi bildiğini zannediyorsun. Burnunun dibindeki şeyi bile bilmiyorsun sen. Ben bugün kendi babamı ellerimle teslim ettim polise. Çünkü benim kimliğimi, çünkü benim mesleğimi, operasyonu, her şeyi tehlikeye attı. Ben ellerimle verdim babamı. Sen bana yine de yardım ettin, değil mi? Ben sana güvendim.
Deniz'in kaçırıldığı günü hatırlıyor musun? Hani ben seni ormana çağırmıştım bir şey söyleyeceğim diye. İşte ben aslında o gün karar vermiştim. Her şeyi sana anlatıp, itiraf edip, bir de özür dileyip ondan sonra teslim olacaktım aslında. Hep öyle olur zaten. Tam söyleyecekken kıyamet kopar. Nihal yapma, yüzüme bak ne olursun. Ben aslında böyle bir adam değilim. Biz seninle eğer 6 ay önce karşılaşmış olsaydık sen çok başka bir adam görecektik karşında. Ben bu 6 ay içerisinde hayatım boyunca yapmadığım kadar kötülük, hata, çirkinlik bir sürü şey yaptım. Ama mecbur kaldım yani. Hayat bana başka şans tanımadı yani. Oğlumun hayatı için yapmak zorundaydım. Oğlun için değil. Oğlun için olsaydı eski karın seni dava etmezdi. Bu iş o kadar tabii basit değil bir kere. Gerçekten. Ben kötü bir adam değilim. Sadece kötü bir şeyler yapmak zorunda kaldım hayatımda. Nihal değilim gerçekten. Ve sen bunu görebiliyorsun. Benim etrafımda bir tek sen görebiliyorsun. Senden saklamama rağmen, kendimden saklamama rağmen üstelik. Şimdi sen böyle konuşuyorsun ya. 3 gün sonra başka bir yalanı yakalayacağım. Değil mi? Hayır da diyemiyorsun. Ne güzel. Ya sen ne alt ettin kardeşim? Eski karın da, onun kocası da ayrı ayrı şikayetçi olmuş. Bir dakika ya, ne kocası? Egemen. Ha? Bunun Egemen var ya, bunun eski karısıyla evlenmiş. Komiserim ben bugün burada kalamam. Benim çıkmam lazım benim. Ben oğluma söz verdim, yarın Özkan'la toplantım var. Çıkayım ben. Boşuna nefesini tüketme İrfan. Uzaklaştırmayı ihlal etmişsin, 3 gün yatacaksın. İşimiz bitti, hadi. Komiserim. Ben evlendiklerini bilmiyordum. Söylemedim. Söyleyemedim. Eski karım ve Egemen Kıvılcım işte. Nihal, senden bir şey isteyebilir miyim? Şimdi zaten huzursuz uyudu. Benden nefret ediyor. Neden acaba? Eda. Velayet davası açmamız lazım. Bak bu işin ucu kaçtı artık. Yani öyle senin düşündüğün gibi medeni bir şekilde çözülmeyecek belli ki. Deniz de gitgide benden daha çok nefret edecek. Yeter artık. Ben seni kovmamış mıydım? Sen neden hala evimdesin? Yani bana kızgınsın. Yerden göğe kadar da haklısın. Ben yalan söylüyorum. Yalan? Küçül de cebime gir Egemen. Saadet zincirimi bitiriyorum dedin. Mafya ile iş yapmışsın. Mafyanın kendisi olmuşsun. İrfan ne yapıyor zannediyorsun? Okuldan çıktığından beri namusuyla mı iş yapıyor? Birini diğerini... Zaten yemin ederim bugünkü aklım olsaydı tek başıma aslanlar gibi büyütürdüm çocuğumu. Ne seni çekerdim ne İrfan'ı. İkiniz de benden de oğlumdan da uzak durun. Babası da kocası da yere batsın. Ben yeterim. Dinle, dinle. Silah işine girmeseydim çoktan içerideydim. İrfan Babil'i patlatacaktı. Eğer Süleyman olmasaydı Saadet Zinciri bana... Ben her şeyi size... Ben her şeyi oğlum için yaptım.
Eda. 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 İrfan'a karşı yan yana durmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Seninle sofrada bile yan yana oturmam. Tek istediğim oğlumu huzurla büyütmek. Eda. Beni sevmiyorsun. İstemiyorsun. Anlıyorum. Senden hiçbir şey istemeyeceğim. Seni hiçbir şeye zorlamayacağım. Sevgisizliğine teslim oluyorum. Pes. Pes. Ama oğlumdan asla vazgeçmeyeceğim. Çekil şuradan. Eda. Ya bu gece hapse atmazlarsa? Ya buraya gelirse? Ya Deniz'i almaya çalışır? Bir not yazsam oğluma götürebilir misin lütfen? Sen bu kadar mı güzel sever ya? Yatakta görmeyince korktum ama çişi yapmış. Aklım çıktı ya. Kabus görüyordum öyle. Yerinde göremeyince. Korkacak bir şey yok. İyi uykular. İyi uykular. İrfan'ı anlıyorum artık. Hem de çok iyi anlıyorum. O gün bana geldiğinde oğlum elimden kayıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum demişti. Ya o zaman da üzülmüştüm. Kalbim sızlamıştı ama ne hissediyor? Evladını kaybetmek ne demek? Anlayamamıştım. Ya şimdi Allah korusun Deniz'e bir şey olsa ben yaşayamam ya. Kafayı yerim. Çocuk da işte böyle özgürlük gibi, sevgi gibi. Ancak olunca, yaşayınca kıymeti anlaşılan bir şeymiş. Kaybetmekten korkmak ne demek? Şimdi anlıyorum. Hani diyorlar ya, çocuğun olunca anlarsın diye. O öyle bir şey değilmiş. Ancak sevince anlıyorsun. Şimdi anladın mı uykundan uyanıp nefesini dinlemek ne demekmiş diye? Ben uyuyamıyorum Eda. Ya polis gelmeseydi, yetişmeseydi, ya Deniz'i alıp gitseydi. Yani oğlumu tam bulmuşken kaybedecektim. Bana yardım etmen lazım. Benim yanımda durman lazım. Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur. Lütfen. Thank you.
Deniz merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Ben babanın arkadaşıyım. Baban yolladı beni. Baban niye gelmedi? Baban... Ben şimdi sana gerçekleri söyleyeceğim, tamam mı Deniz? Baban yapmaması gereken bir şey yaptığı için cezalı. Çok utandığı için de sana söyleyemem. O yüzden beni yordu. Şimdi 3 gün boyunca yaptığı yanlış hareketi düşünecek. Sonra da çıkıp gelecek. Söz ver, aramızda kalacak. Sana bunu yolladı. Gerçekten mi? Gerçekten. Üç gün sonra yanındayım. Gösteriye geleceğim. Seni dünyadaki bütün ağaçlar kadar çok seviyorum, baba. Ne oldu? Çıkıp gelecek ama. Biliyorum. Bir kere gitmiştim. Geldim. E tamam. Niye üzüldün o zaman? Beni anlamıyor. Peki. Sen de cevap yazmak ister misin? Al bakalım. Çok sevdiğimi söyler misin? Söylerim. Teşekkür ederim. Ağaç olmak istemiyorum, prens olmak istiyorum. Onu anlamıyormuşsun. Öyle mi dedi Spam? Bir de seni çok seviyormuş, onu da söylemeni istedim. Hep böyle yapıyor. Önce lafı çakıyor, ondan sonra da gönül alıyor. Allah Allah, kime çekmiş acaba? Yani sanki biraz irfanlık var gibiydi ama. Amirim, İrfan Bey'in avukatı geldi. Ama gündüz de bir görüşme yapmışlar, görüş hakkı doldu. Tamam. Eda velayet davası açabilirmiş. Gündüz avukatla konuştuk. Daha sonra Sedat amirimden izin alırım diye düşünmüştüm ikincisi için ama. Tamam tamam, hallederiz de. Eda alabilir mi ki velayetini? Açabilir, eğer çok zorlarsa alabilirdi. O kadar kolay mı ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Yani Eda bir şey mi yaptı? Bir şey. Abi sakin ol, bir dur. Merhaba. İçin rahat olsun, itiraz hakkımız var. Şansımız da yüksek. Abi ne şansından bahsediyorsun? Yapma Allah aşkına. Şansa mı kaldı işimiz? Uzaklaştırma kararını ihlal ettiğin için velayeti kaybetmezsin. İçeride olduğun için panik yapıyorsun sadece. Aslında bu yüzden kaybedebilir evet ama hakim illaki çocuğun da ifadesine başvurmak isteyecektir. Yani bizim yapacağımız aslında davanın açılmasını engellemek. Aksi takdirde velayeti kaybetme riski var. Neden riskli? O kadar kolay mı velayeti kaybetmek? Şöyle ki İrfan Bey'in durumunda... Amirim, biz sizin vaktinizi çok aldık. Eğer müsaade ederseniz ben avukatımla birebir görüşebilirim. Lütfen. Tabii. Konuşuruz sonra. Egemen dava açamaz demiştin sen bana. Evet, babalık hakkı davasını açamaz. Ya zaten açsa bile hakim büyük ihtimalle reddedecektir. Bu davayı sadece çocuk ve eş açabiliyor. Ve bu durumda eğer Eda Hanım dava açarsa... O zaman Deniz'i kaybedebilir. Biz itiraz etmezsek tabii. Tamam işte, itiraz edelim. Davanın açılmasına engel olacağız demedin mi? Engel olalım o zaman.
Neredesin be adam? Nasılsınız? Sizinle hızlıca bir konuyu konuşup hızlıca çözmemiz lazım. Eğer hızlıca çözemezsek arkadaşlar size yardım edecekler. Ben her şeyi ayarlayacağım. Siz ne lazımsa söyleyin. Tünaydın. Tünaydın. Peki bir sorun çıkmaz değil mi? Yani davayı açabiliriz. Kesin alır mıyız peki velayeti? Yani karım bir an önce bitsin istiyor da. Telefonumu engellemiş. Başka numaradan aradım, onu da açmıyor. Vardır bir derdi, öğrenir şimdi. Dur. Var bir derdi, ben biliyorum. Arkadaşlar, şuradan başlamanız söylendi. Oradan. Avukat Bey nerede? Tadilat var. Avukat Bey bir süre burada olmayacak ailevi sebeplerden ötürü. Bir notunuz varsa iletirim ben. Var, bir notun var. Ona dava açacağım, yaptığı her şeyi burnuna fitil fitil getireceğim. Mahvedeceğim onu, söylersiniz. Onun burnundan fitil fitil gelmiş zaten. Gel çıkalım biz. Kolay gelsin. Nereye çıkıyoruz lan başkına? Olan olmuş zaten. Konuşacağız, dur. Bir insan hep aynı yerden imtihan olur ya. Ben hiçbir birini veremedim. Ben nasıl hala daha işlerin yalansız dolansız yürüyebileceğini düşünüyorum ki? Ya acaba avukatı çağırıp da bir hani ifade falan verse? Ya niye ifadesinden bahsediyorsun Nihal Allah aşkına ya? Adam koskoca avukat, polis çağırmayı bilmiyor mu? İfade veremiyor. Veremiyor. Bu kadar. Herkes bir şekilde işini hallediyor işte. Silahta, hile, hurda, tanıdık, bilmem ne, para. Problem ülkede değil. Problem sistemde değil ki. Problem bende, benim kafamda. Benim oğlumu görmem lazım. Hoca gözünü seveyim. Tut kendini. İçeriden yeni çıktın zaten. Çocuk yine senin. Şu uzaklaştırma bitene kadar sabret. Biliyorum, biliyorum. Tutacağım zaten kendimi, merak etme. Öfkemi içimde büyüteceğim, büyüteceğim. Olgunlaşınca üzerlerini salacağım. Güzel. Ya hocam şimdi en kötüsünü düşünüyorum da. Olmaz ya. Deniz'in velayetini kaybedersen. Ne olacak o zaman? Ben babamı kaybettiğimde Deniz'den 2 yaş büyüktüm. O kaybettiğim gün büyüdüğümü hissettim. Bir daha da çocuk gibi hissetmedim kendimi. Hani oğlan çocukları hep babalarıyla kavga ederler ya, durmadan babalarıyla çekişirler. İlk ona isyan ederler. Her kavganın sonunda da sulh olur. İşte çocuklar o sulhten sonra gerçekten büyür. Ben hayatım boyunca ölmüş babamla kavga ettim. Kendi başıma. Öyle büyüdüm. Ama seni temin ederim, ölmüş bir babayla büyümek, kötü bir babayla büyümekten iyi. Çünkü insan hayatta ne alırsa onu veriyor. Egemen kendi çocuk daha ya. Büyümemiş ki, ne verecek benim oğlum? Kendi babasının ona almadığı o hediyeleri, oyuncakları rüşvet olarak benim oğluma vermeyi babalık sanıyor. Sevgi sanıyor. Oğlum yesene yemeğini.
Dur, ben bakarım. Yemeyeceğim. Peki Deniz, sen bilirsin. Açım ben. Aç olan yerdi yemeğini. Merhabalar efendim. Buyurun, üstü kalsın. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet, aç olan yer. Ne yapıyorsun Egemen? Al bakalım. Egemen, ne yapıyorsun sen? Deniz, hayır. Anne, ne olur, çok güzel kokuyor. Ya hayır. Ya evet, bu gece bunu yesek olmaz mı? Bak, ben Deniz'in yaşındayken asla ağzıma sebze sürmezdim, biliyor musun? Anne, ne olur, ne olur, ne olur. Ya evet, ya evet, bu gece, evet, 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 ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Tamam. Tamam ama sadece bu gecelik. Oley! Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Söz veremiyorum. Yarın da mantı var. Ha, oldu canım, mantı varmış. Aynen, bu tabağını yiyeceksin yarın. Hem benim temizliğim var yarın, uğraşamam. Eve bir kadın falan gelmiyor mu ya temizliğe? Hı, geliyor. Ben geliyorum. Ne? İrfan varken birlikte yapıyorduk. Pardon ya. Ben öküz gibi hiç yardım etmedim sana. Fark edemedim. Ben yarın halledeceğim. Tamam. Camları sen silersin o zaman. Ya yok canım. Bir temizlikçi çağıracağım. Eski evdeyken bir şirket vardı. Arıyordum, geliyorlardı. Oradan hallederim. Her şeye çözümü parayla değil mi? Kiminin duayla, kiminin parayla. Nasıl? Sevdin mi? Ben yarın seni okuldan alayım mı? Hayır. Belki babam gelir. Teşekkür ederim Nere. Unutuldu galiba. Bakalım. Bunu açınca teşekkür edecek misin? Sevgisini böyle kazanamazsın Egemen. İddiaya var mısın? Merak etmiyor musun? İçinde ne var? Niye bana bu kadar çok hediye alıyorsun? Evet. Çok güzel soru. Neden Egemen Bey acaba Deniz'e bu kadar çok hediye alıyorsunuz? Cevap verir misiniz lütfen? Neden bu kadar hediye alıyorum? Çünkü babam bana hiç hediye almazdı. İhtiyaçlarımı bile karşılamazdı. Hem bizim paramız yoktu. Yani varken de yoktu. O yüzden sen hangi hediye istiyorsan onu sana alacağım. Ne istiyorsan, ne zaman istiyorsan önüne sereceğim. Çünkü insanlar sevdiklerinin mutlu olmasını isterler. Anlaştık mı? İşte zaten ufaktan başladı. Bisiklet almıştı, yok tabletti bilmem ne. Daha sonra büyüyünce cep telefonu. Daha büyürse araba, limitsiz kredi kartı, limitsiz hata yapma yetkisi, çekinmeden can yakma, yaptığı hiçbir şey bedelini ödememe. Ne bekliyorsun? Bak şekil bir harf. Süleyman Yavuncu'nun oğluna, Hakan'a. Adam ne almış babasından? Şiddet, aşağılama, dayak, küfür, paralı okullar, araba. Ne veriyor dünyaya? Cinayet, kabadayılık, zorbalık, çocuk kaçırma. Peki ben ne verecek benim olmaya? Sana bu akşam masal okuyayım mı? İstemem. Tamam, yarın akşam okurum o zaman. İnatçılık, burnunun dikine gitme, aynı sen. Ona rüşvetle kandırılamayan kişilik sahibi insan deniyor. Ben çıkıyorum. Nereye? Nereye mi? Dışarıya, sosyalleşmeye. Böyle bütün gün misafir odasına
Tek başıma olmayacağım herhalde değil mi? Gil canım, sormadım. Nereye istersen gidersin tabii. Giderim tabii. Ama artık o kadar kolay değil. Ben canımı koydum bu yola. Kimse benim oğlumu alamaz benden. Herkese gücünü aldığı yerden vuracağım, egemeni de. Bütün paralarını alacağım ellerinden. Hepsini. O arabaları, kredi kartları, nakit paraları, oturdukları o evler, o paralarla tuttukları o güvenlik görevlileri, hepsini kaybedecekler. Altlarındaki donlara kadar alacağım. Bana ne yaşattılarsa bin beterini yaşayacaklar. O egemen o dava günü geldiğinde bırak böyle kalabalık bir avukat ordusunu arkasına almayı, evden çıkacak halde olmayacak. Günaydın. Günaydın. Gece geç geldin herhalde. Geldiğini duymadım. Misafir odasında yat. İyi. Güvenmediğin kadını koyuna girmemişsin yani. Ne oldu? Birinden haber mi bekliyorsun yoksa ha? Yok, hayır. Bak bakalım kimmiş. Kuru temizlemeci. Telefonunu açmış. İyi. Arayıp hal hatır sorsaydın. Günaydın Süleyman Bey. Omlet yapayım ister misiniz? İstemez tokum. Çıkacağım zaten. Çıktı demek. Yalçın, birini koymayı unutma sakın. Tamamdır abi. Bayılacaktım demek. İyi misiniz? Oh, yüzünüz bembeyaz oldu. İrfan'ın telefonunu kuru temizlemeci diye kaydettim. Çıkmış demek ki mesajı geldi ama aramadı beni. Ay, iyi ki aramadı ya, Süleyman Bey buradayken arasaydı. Demek ki merak da etmedi Demet. Ne yaptım ben Süleyman'a, ne dedim? Süleyman bana ne yaptı? İsteseydi, merak etseydi bir yolunu bulurdu. Senden arardı mesela. Demek ki merak etmemiş. Doğru söylüyorsunuz. Yani insan en azından bir teşekkür eder. Başınızın çaresine bakacağınızdan emin demek ki. Ona ne şüphe. Ben hep başımın çaresine baktım zaten bugüne kadar. Neyse ne. Ben yapacağımı yaptım. Benden yardım istedi. Ben ona yardım ettim. Canımı tehlikeye attım. Bundan sonrası onun bileceği. Yapacak bir şey. Bana bir su getir ne olur. Hayırlı olsun. Bu da senin payın. Sağ ol. Ben de bunu size katıldığımız müzayededen aldım. Özel bir hançer. İpsiz ligorla kaplı bir kabadayının kaburgalarına girmek suretiyle hayatına son vermiş. Bence koleksiyonunuzda iyi duracaktır. Seninle güzel işler yapacağız İrfan. Bunları temizleyip bir haftada hesaba sokabilir misin? Fazla mı olur? Yok, fazla olmaz. Ben bunları bir haftada hallederim ama... bizim... sizinle çalışmamız mümkün değil Özkan Bey. Daha ilk işinde bu kadar açgözlülük edeceğini tahmin etmemiştim. Yanlış anlamayın. Ben payımdan çok memnunum. Sorun orada değil. Yani... bakın benim işim parayla hesapla. Ben böyle şeylerden anlamam ama Süleyman'dı, adamlarıydı. Yok ortağıydı, oğluydu. Bunlar hepsi benim peşimde. Beni bu kadar rahatsız ederken benim çalışmam mümkün değil. Süleyman seni tehdit mi etti? Para mı çaldı Özkan Bey? Sizin bana verdiğiniz parayı çalmaya kalktı. Eğer bunda başarılı olsaydı siz büyük ihtimalle beni öldürecektiniz. Bir de üstüne üstlük o hain hırsızla tekrardan çalışmaya başlayacaktınız.
Bu cüreti nereden buldu anlamıyorum. Yani yanlış anlamayın, kusura bakmayın. Sonuçta ben kimim ki? Sizin için çalışan bir insanım. Bir eski bir iktisat profesörüyüm. Ben giderim, yerime başkası gelir, sizin işinizi başkası yapar. Tabii ki siz bilirsiniz Süleyman'ın bu cüretini ne yapacağınızı, nasıl başa çıkacağınızı da. Eğer benimle çalışmak istiyorsanız sizin bu meseleyi çözmeniz icap ediyor. Mercimek mi içeceksin? Haşlama dururken. Hiç akıl yok sende. Şefim. Kaşık getir, kaşık. Midem kötü. Dışarıdan ye ye bozuldu herhalde. Şu mantıya bak, kafam kadar. Böyle mi açılır mantı? Anamın yemekleri diye ağlar durursun şimdi. Dikkat et de sen ağlama. Evdekini ayıyorsundur Allah bilir. Ha? İlahi mantı mı açacak sana? Haklısın. İşler yoluna koyalım, bir aşçı tutmak lazım. Baba, işler yoluna girecek mi sence? Annemin ağını aldık, her şey ters gitti. Normal analar ağlar, ah eder, bilemedim beddua eder. Senin anan yolumuza taş koydu, taş. Ekber'i araya soktu. Özkan karşımıza İrfan'ı dikti. Ama ne oldu? Hepsini hallettik çok şükür. Özkan yarın öbür gün haber gönderir. İşler yoluna koyarız. Özkan Bey sizi bekliyor. Bak ne dedim sana. Eyvallah, başım gözüm üstüne. Geliriz elbet. Sen de hemen. Selamun aleyküm. Beni istemişsiniz. Gel bakalım Hakan. En son seni sünnetinde görmüştüm. İnşallah babana çekmemişsindir. Anlat bakalım. Mesele nedir? Buraya çantayla geldin. Parayı yanlış adama teslim ettin dedin. Meğerse parayı sen çalmışsın. Haşa. Çalmak ne demek? Bir yanlış anlaşılma var. İrfan parayı al... Özkan Bey. Hikayeyi ben başından anlatabilir miyim? Sizin aranızdaki mesele ne? Yani bu kuyruk acısının sebebi ne? Benim meselem evlat. Oğlum, onun meselesini bilmiyorum. Bu alçak benim namusuma göz dikti. Karıma. Dediği doğru mu İrfan? Ben kimsenin karısına göz dikmedim Özkan Bey. Ama bu adam benim oğlumu kaçırdı. Kafasına silah dayadı, beni tehdit etti. Kendi de kaçırmadı. Emri verdi, oğlu Hakan'a kaçırttı. Baktın çocuk kaçırmayla olmuyor. Benim paramı mı çaldı? Beni yanlış anladınız. Para sizin para değil. İrfan'ın parasıydı. Para değil. Benim param. Ben paramı İrfan'a da, sana da, Tekin'e de verebilirim. Sonuçta o para benim. Öyle değil mi? Ben neyi yanlış anladım Süleyman? Cevap ver. Hakan. Hakan aldı. Baba. Benim gözüme girmek için baba dedi. Bu İrfan beceriksizine para emanet edilmeyeceğini göstereceğim dedi. Ben de haklısın oğlum dedim. İrfan elinden parayı Hakan mı aldı? Özkan Bey. Sonuçta aynı yere geldik Özkan Bey. Çocuğun elinden şekeri nasıl aldıysak, İrfan'ın elinden de parayı öyle aldık. Neticeye bakın Özkan Bey. Yazık.
Bunun cezasını biliyor musun Hakan? Aferin. Affedersek doğruyu yanlışı nasıl öğreneceksin? Öyle değil mi İrfan? Cezasız kalan suç insanı azdırır. Cezanın da adil olması lazım tabii. Bu suçu baban işleseydi cezası ölümdü. Bundan sonra bu kapıdan içeri adım atmayacaksın. Benim sözümün geçtiği hiçbir yere, hiçbir işe girmeyeceksin. Benim için beraber çalıştığın insanlarla da çalışmayacaksın. Anlaşıldı mı Süleyman? Özkan Bey, öldürseniz daha iyi. Ben ne yer ne içerim. Sizin sözünüzün geçmediği yer mi var? Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorsunuz. Açlığa mahkum ediyorsunuz. Süleyman, zorlama. Şimdi gelelim Hakan'a. İrfan'ın getirdiği hediyeyi bir deneyelim. Biz de bir iz bırakalım bakalım. Neydi Süleyman? Kıssasa kıssas. Yalan söyleyenin dilini, hırsızlık yapanı elini. Özkan Bey. Özkan Bey, köpeğiniz olayım, yapmayın. Baba yardım et baba. Baba yardım et. İlay Hanım, çıkıyor musunuz? Arıyorum, açmıyor. Acil bana geri dön diyorum, dönmüyor. İrfan'a gidiyorum. Süleyman Bey gelirse ne diyeceğim? Gelmez bu saatte. Hastaneden çıktıktan sonra bunun hesabını babandan sorarsın. Baba bir şey yap baba. Baba yardım et. Gibi ağlama. Özkan Bey. Nihayetinde oğlan bir hata yaparsa bunun sorumluluğunu babada aramak lazım. Suç babada. Bu adam oğluna doğru yanlış öğretememiş ki. Yani bırakalım gitsin mi? Benim param gidecekti. Senin de canın. Sana yapılanlara karşı cevabın bu mu? Eğer bu suçu cezasız bırakırsak Süleyman iyice azmaz mı? Tamam, ben Süleyman'ı da Hakan'ı da affettim. Sen affedebilecek misin? Ben oğlumun canı için bu adamın kapısına gittiğim zaman bu adam benim insanlık onurumu çiğnedi. Ben dilenci değildim Süleyman Bey. Sizden sadece borç para istedim. Ama siz beni en zayıf yerimden vurdunuz. Ben hayatım boyunca babamdan başka hiç kimsenin elini öpmemiştim. Ama neyse, üzerinden çok sular aktı. Ben bu adamı affederim. Hazır mı?
Asla. Baba. Baba yapma baba. Baba özür dile baba yapma baba. Baba özür dile baba yapma baba cezası özür dile. Cezası neyse verin. Baba. Hala affetmeyi düşünüyor musun? Bundan sonra artık baba oğul arasında bir mesele kendi aralarında halletsinler. Baba bir şey yap baba lütfen. Baba, baba özür dile baba. Buharlı temizleme aletleri bile getirmişler abla. İnanamazsın ne kadar tuz çıktığına. Yani Deniz bütün rüşvetleri kabul ediyor ama beyefendi yine de pas vermiyor. Abla kapı çalıyor. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam. Tamam abla. Hadi görüşürüz. Birbirimizin kapısına dayanma meselesi bitti zannediyordum. Bir daha içeri girebilir miyim? Bizim seninle bir meselemiz yok ki. Niye geleceksin? Beni içeri alır mısın lütfen? İyi misin? Yani ne konuşacağız İlay seninle? Ne konuşacağız? Bizim konuşacak neyimiz var? İrfan'ı benden nefret ettiğiyle alakalı daha başka haberlerin varsa... Senin sesin kısılmıyor mu? Ha, susmuyor musun sen? Sen iyi misin gerçekten? Yani geç otur diyeceğim ama evde temizlik var. Görüyorum. Üstünü başını gören de temizliği sen yapıyorsun sanırım. Allah'tan bir temizlik çağırmayı akıl etmişsin. Onu da hoş gerçi Egemen akıl etmiştir sana yaranmak için. Sen laf sokmadan durabiliyor musun? Kimsenin sabrı sonsuz değil. Eda, sana bu dünyada tahammül eden tek ve son adamın da sabrını böyle taşıracaksın. Onu kaybedeceksin bilinçli. Falımda mı çıktı bu? İyi günler İlay. İyi günler. Süleyman, bugün ne yaptığımı öğrenmek ister misin yoksa... Hiç sırası değil İlay. Çekmecede ilacım olacaktı. Ne ilacı? Bilmiyorum ben. Ulan ölsem kalsam ilacımı bulacak kimse yok şu evde ha. Yatak odasındaki çekmecede hadi. Ne oluyor Süleyman, terör estiriyorsun evde. Otur bir sakinleş bir şey iç. Hakan gelecek, bizi yalnız bırak hadi. Ha Hakan. Sen odana çık kızım. Gel bakalım. Baba ne itibarı? Para bitince itibar mı kalacak? Ağzını açıp tek bir kelime bile etmedin. Ulan! Bu kadar şeyden ağlanır mı? Ben kaç kere kurşun yedim. Kırılmadı, kemiğim kalmadı ulan. Baba,
Baba bu acıtmadı canımı. Benim babam başka bir adamın elini öpmemek için beni yaktı. Ben senin oğlunum! Ben senin canınım, anladın mı? Ben senin kanınım baba! Ay ağzını açıp tek bir kelime bile etmedin. Benden oldum. Ama benim oğlum olamadım. Öyle olsaydın neden öpmediğimi anlardın. Ben seni asla anlamayacağım. Hakan! Hakan gel buraya. Nereye gidiyorsun ha? Hakan! Oğlum bu saatte nereye gidiyorsun? Gel buraya! Hakan! Deniz! Deniz yok. Ablamla sinemaya gitti. Geç gelir. Hadi ya. Ben de yemeğe yetişeceğim diye koşturdum. Geç kalmadın canım. Ben de daha yeni hazırlamıştım. Yok ben yemeyeyim. Deniz de yokmuş zaten. Ben de sen aç gelirsin diye. Tokum. Yani iştahım yok. Afiyet olsun. Kudret Hanım. Oo, maşallah. Arı gibisin. Gece gündüz demeden çalışıyorsun. Elimden gelenin fazlasını yapacağım demiştim size. Siz çıkıyor musunuz? Ben acelesi yok. Çıksam ne, çıkmasam ne? Evde bekleyeni mi var Allah aşkına? Geç geç. Geç otur. Ha, anlat bakalım. Seni dinliyorum. Neler oldu? Olaylar beklediğimizden daha iyi gidiyor. Özkan Süleyman'ı masadan kaldırdı. Hadi canım. Oo çok güzel. Şimdi Süleyman'ın oradan gelen ekmeği kesildiğine göre var ya hayatının sonuna kadar iflah olmaz. Dahası var. Başka? Yerini bana verdi. Bana verdi derken? 30 milyon liralık bir iş. Yani bizim şartlarımızda tabii halletmek gayet basit. Olmaz. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Parmağınızı bile kıpırdatmayacaksınız. Her şeyi ben halledeceğim. Olmaz dedim ya İrfan. Aa, ya benim çok şükür. Her şeyim var ziyadesiyle. Para desen var, mülk desen var. Şimdi ben bu saatten sonra niye ismimi tehlikeye atayım? Yarısına kadar gelmişken vazgeçelim diyorsun sen. O ne demek şimdi? Şimdi ben bu parayı eğer almazsam, bu işi yapmazsam bu para dönecek, dolaşacak, Süleyman'ın kucağına gidecek. Biz tam yüzük oyun kapaklandı, artık kurtulduk derken bu sefer tekrardan ayaklanacak, bir de daha beter. Oğlunuz tabii öyle olduğu zaman size gelip de özür dileyip, af dileyip elinizi öpeceği yerde kalkacak gidecek babasının kanatlarının altına o da. Buraya kadar gelmişken, bu kadar işi halletmişken vazgeçmek... Bilemiyorum. Nasıl içinize sindiriyorsunuz? Sindirebiliyor musunuz yani? Siz o taktığınız çeyrek altına muhtaç olsun da istemiyor muydunuz? Ya ben sana dur demiyorum ki. Buyur, yolun açık. Madem Süleyman'ın yerine göz koydun, buyur geç otur masaya. Koca profesörsün. Parayı elinde tutmanın yolunu da bulursun. Ha, yani bu işi kendi başına halledemedikten sonra ben neyleyeyim senin okuduğun okulu. Vallahi bundan sonra yalnızsın İrfan. Hiç kusura bakma. Sizin yardımınız olmadan halledemem biliyorsunuz. Vallahi ben sana yeterince yardım ettim İrfan. Bundan sonrası artık sende. Hadi. Efendim. Hakan Bey geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Beklesin. Bu ziyaretin seninle bir ilgisi var mı? Ben Hakan'ın gözündeki perdeyi bir miktar araladım diyelim. Bu daha başlangıç Kudret Hanım. Eğer birlikte çalışmaya devam edersek bunun ziyadesiyle devamı da gelecektir. Tamam. Tamam İrfan. Yap. Benden sana iyisin.
Ama bak gözünü seveyim. Arkanda bir tane bile iz bırakma. Ya hapse girmek için çok yaşlıyım ben. Teşekkür ederim. Ben buradan çıkayım, Hakan'la karşılaşayım. Kudret Hanım, bu arada yaşlandım diyebilmeniz için sizin en az 20 seneniz var bana sorarsanız. Tövbe yarabbim. He he. Buyursun gelsin Hakan Bey'imiz. Hayırdır? Anneni çizip atmıştın. Ne oldu? Hata etmişim. Bu saatten sonra hatanı farkına varsan ne, varmasan ne? Geçmiş ola. Geç olsun, güç olmasın demişler. Halt etmişler. Evlada bak ya, evlada bak. Tövbe yarabbim. Annesine dikleşir, sırtını döner gider. Bir kere bile dönüp bakmaz arkasındaki ne durumdadır diye. Babası metresiyle düğün dernek yapar. Beyefendi şık şık adam giyinip havuzun başında caka satar. Sonra da utanmadan arsızca annesinin karşısına geçer. Geç olsun da göç olmasın der. Ya, lafın gelişi öyle söyledim anne, tamam. Ne yapayım yani, nasıl özür dileyim? Bir hata ettim, kıymetini bilemedim. Bundan sonra bilsen ne, bilemezsen ne. Haydi geçmiş olsun. Çık hadi çık, çık. Anne. Anne bir dur. Anne. Çekil. Eline ne oldu? Ha, yok bir şey yok. Ne oldu oğlum eline? Ya, küçük bir iş kazası anne, bir şey yok. Ah be oğlum, ah be oğlum. Geçtim seni kızgınlığın. Bak çok acıyor elim. Aslında var ya, senin hakkın 40 kötekti. Üstüne 100 de kırbaç. Ama işte annelik. Ay. Hakan, bak bir daha benim kalbimi kırarsan yemin ediyorum. Artık elin değil, kafan bile kopsa ben seni affetmem. Tamam söz. O zaman gel bir sarılalım. İçtin sen? Çok değil. Ne oldu, bana da bağırdın çağırdın? Canım sıkkın senin. Bu ara işler biraz sıkıntılı. Ne oldu, sorun ne? Bir darboğaz. Ama geçirir. Eşimiz, dostumuz zorlar. Çıkış yolu buluruz. Eğer Allah. İlahi. Sen düşünme bunları. Sen benim gözümün bebeğisin. Sen canını sıkma sakın. Süleyman. Şu adamları da artık peşimden çek lütfen, yeter tamam. Hı. Yetmedi mi tamam? Süleyman. Hı.
bakıyorsunlar. Hocam. Bir yerinde bakıyorum. Nasıl olmasın? Milyonlar kafamızdan yağıyor. Krallar ters dönüyor. Hayatımıza büyük hareket geliyor. Benim keyfim nasıl yerimde olmasın? İstikamet nereye? Şirkete. Yakışır. Yakışacak tabii. Sen ne demiştin? Hayatımıza büyük hareket geliyor. Ondan sonrasını onları düşünsün. Deniz, buraya gel. Ya Deniz diyorum sana. Okula falan gitmeyeceğim, istemiyorum. Gitmeyeceğim okula falan, gitmeyeceğim. Ya Deniz, gel buraya. Nereye gitmiyor? Ne oldu, niye koşuyor? Okula gitmek istemiyormuş. Aa, niye? Müsamere'deki rolünü beğenmemiş beyefendi, derdi o. Canım, öğretmenleriyle konuşuyoruz. Nedir yani? Daha neler, kaç gün olmuş. Ne yapacaklar, her çocuğun keyfine göre rol mü bulacaklar? Yetinmeyi öğrenmesi lazım. Hangi rolü seçtilerse o. Ayrıca oynamak istemiyorsa da oynamaz, olur biter. Okula gitmemek de neymiş? Deniz! Ama olmaz ki böyle. Bütün gün suratına sık mı dolaşacaksın? Çok mu önemli bu gösteri senin için? Dertleşmeye kapalıyız diyorsun yani ha? Kaderden kaçılmaz. Ne yapalım? Hadi iyi dersler. Müdürüm izin var mı? Kolay gelsin. Ben Egemen. Deniz Saygun'un babasıyım. Bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Vaktiniz var mı? Tabii. Buyurun Egemen Bey. Aslında ben de Eda Hanım'ı arayacaktım. Siz niçin konuşmak istiyordunuz? Karışık bir aile meselesi. Yani babayla oğul arasında nasıl desem bir eşik var. Onu aşmamız lazım. Ama çözümü basit. Yani maddi manevi biraz çabayla hepsi aşılacak gibi. Hepsi hallolur yani. Tabii sizin de desteğinizle. Peki ben ne yapabilirim? Okulumuzun psikolojik danışmanı var. İsterseniz ona. Manevi kısmı bende. Yani desteğiniz için ben nasıl maddi bir çaba gösterebilirim onu konuşalım istiyorum. Yani hem okulumuz adına hem sevgili müdürümüz adına vereceğiniz desteklere teşekkür mahiyetinde. Maddi kısmı sizde olduğuna göre Eda Hanım'ı arayacaktım. Size söyleyeyim. Yıllık ücretinde okulun bir yapılandırma yapmıştık. Yalnız son iki taksiti ödenmedi. Hani gelmişken bir hatırlatayım dedim. Hallederim hemen. Hiç sorun değil. Yani şunu çözelim, hepsi hallolur.
sarı, pırıl pırıl halis altın. Yok tanrılar. İçim başka, dileğim başka değil benim. Ben kök istedim sizden. Cömert tanrılar, kök. Altının bu kadarı karayı ak, çirkini güzel, yanlışı doğru, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, korkağı yiğit etmeye yeter de artar bile. Niçin yaptınız bunu tanrılar? Nedir sorunuz? Bilmez olur musunuz ki bununla rahipleriniz, kullarınız elinizden alınabilir. Sapasağlam insanlar ölüm döşeklerine serilebilir. Bu sarı köle dinleri yıkar da yapar da. Cehennemliği cennetlik eder. İğrenç cüzdanları sevdirir insana. Hırsızları baş köşede oturtup şanlar, şerefler, alkışlarla senatörler arasına sokar. Yıpranmış dullara koca bulduran da budur. Hastaneyi, çibanlı hastaları tiksindiren kadına gül kokuları sürer, Nisan güneşleri getirir bu. Yalnız abi mevzuyu güzel özetlemiş hocam. Bu dünyada param varsa kral. Ama bir de tersini düşün. Nasıl? Yani sen bütün gücünü, kuvvetini paradan alıyorsan, sevgiyi, saygıyı parayla besliyorsan, paran gittiği zaman ne hale düşersin? Bir de onu düşün. Ya hocam, bak sen okuldayken bu kadar kolay sormuyordun. Öyle sorsaydın ben bitirirdim okulu. Ama bak cevap vermedin hani. Cevap şu hocam. Neyse ne olursun o kadar kalırsın. Bir Allah'ın kulu kalmaz yanında. Bir tane arkadaşın durmaz. Dost dediklerin, sevenlerin herkes kapıyı sana kapatır. Öyle olur. Karım dediğin koynunda yatan insan bir bakmışsın aa arazi. Ya. Ya. Onlar da bunun farkındalar işte. Eğer ellerindekini kaybederlerse başlarına ne geleceği çok iyi biliyorlar. Yani? Yani her yere saldıracaklar. Bütün kapıları çalacaklar. Ceplerindeki son kuruşa sıkı sıkıya sarılacaklar. Uğraşacaklar, direnecekler sonuna kadar. Peki asıl soru şu. Sen sabredebilecek misin? O kadar da uzun sürmeyecek. Şaka yapıyorsun. Bu ne ya? Bu... Nasıl, güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Ben buna hastayım zaten ya. Hadi al o zaman. Geç şoför koltuğuna. Benim acelem var. Bir yere gideceğiz. O kadar hızlı değil. Benim de sana bir sürprizim var. Hayırdır? Biz de boş durmadık hocam. Çalıştık bu arada. İşleri takip ettik. Egemen bunu satacak hale geldiğine göre gerçekten uzun sürmeyecek. Bir şey soracağım. Bu tank mı yoksa araba mı? Ben ona göre kullanacağım da. Bak görüyor musun Natçı'yı? Çıkmamış onunla. Efendim? Ya yok işte. Düşmanlar etrafımızı sarmışlar. Krallığımız tehlikede. Ben babamın yerine almayı hazırım. Yaşa prensim, yaşa, yaşa. Bir şey mi dedin? Ama bir savaşa girmek yerine... Ya sen... Ya sadece doğru karar vermeleri için uğraştım. Kral, bak, prensim. Herkes memnun. En önemlisi benim oğlum mutlu. Öyle görünüyor. Krallığımızın kurtulması için... Kılıcımı çekmeye hazırım. Hayır prensim, bu doğru değil. Önce ülkemizin, insanlarımızın mutluluğunu düşünmeliyiz. Bir şey kaçırmadım, merak etme. O nasıl olacak? Bir anlaşma teklif etmelisiniz. Onlar niye
Prenses'e söyleyelim mi yani? Hayır, karşılıklı bir barış için fedakarlık yapalım. Beni çok iyi tanıyorsun. Burada olacağından emindim tabii. Sonuçta savaş hep mutsuzluk getirmiştir. Hem de bütün... Şu haline bak, ne kadar ciddi. Ya olacak o kadar. Başvur. Siz olmasaydınız ben büyük bir hata yapacaktım. Ama şimdi barışın yolunda ilerlemeye hazırım. Yaşar prensim, yaşar prensim. Hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızın heyecanını bütün kalbimizle paylaştığımız bu gösterimize, bizim kadar destek ve emek veren bütün öğretmenlerimize, okul aile birliğimize çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de küçük prensimiz Deniz'in babası Egemen Bey'e. Sağ olsun kendisi dekor ve kostümlerimizde yenileyerek bize çok büyük bir destekte bulundu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ne dedi o? Deniz'in babası Ekemen dedi. Çok teşekkür ediyorum. Deniz'in babası Ekemen dedi. Değil mi? Tamam. Lafın bir dakika. Hayır, olur mu lafın gelişi? Ne demek o? Bir saniye. Hayır, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, olmaz diyemez. Olmaz. Böyle bir şey yapamaz ya. Ya bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Bir saniye olur musun? Ekran lütfen. Rezalet çıkarma. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Tamam, sakin ol. İrfan. Babası dedi. Tamam, bir sakin ol. Nefes al. İrfan, nefes al. Dur, bir dakika. Tamam. Şu yakanı bir aç. Aç, bir rahatlat. Sen dursana şurada bir. Babası dedi resmen. Deniz'e salladı ya. Çocuğun aklını nasıl karıştırdıysa. Ya İrfan ne yapacak çocuğa? Bir şey yapmaz. Çocuğumu elimden alacak. İrfan nasıl alacak? Bir insan evladını satın alacak bir para yok. Öyle bir meblağ yok. Sen ne zannediyorsun o küçücük çocuk? Aklı o kadar kolay karışır ki bir oyuncak alsın. E ne olacak? Onun peşinden mi gidecek çocuk da ya? Al şunu. Yok. Böyle olmayacak. Ya burada böyle durdukça... İrfan dur bir... İrfan bir dursan... Hoca iyi misin? Ver şu anahtarı. Ne oldu içeride? Bitecek bir dakikan bile olmadığını anladım. Güzel. Ne yapıyoruz? Bu işi bitiriyoruz. Gidelim bakalım. Vay be hocam. Tam benim kafalara. Hiç senin kafalarmış gibi görünmüyorsun ama. Söyleyeyim. Nasıl görünüyorum? Yani ne bileyim başka şeyler isteyen bir adam gibi görünüyorsun. Pahalı arabalar, lüks rezidanslarda daireler. Yani böyle bir holding patronunun yaşadığı hayatı yaşamak isteyen bir adam gibi görünüyorsun. O kadar yanlışsın ki. O kadar olur vallahi. Madem öyle o zaman anlat da yanlışımı düzelteyim Cihan. Sen diyordun ya toprağa dönmek lazım diye derslerde. Ben de diyordum ne toprağa, nereye dönüyoruz, tarla mı süreceğiz, toprak mı kaldı diye. Aslında var ha. Vallahi. Yani bir şeyler yapmak lazım. Bir de yeni bir şeyler yapmak lazım. Benim bir arkadaşım hocam. Mersin'de avukat işine girdi bu. Paraya para demiyor.
Avokado ya. Avokado öyle zengin olur mu ya? Ben de gideceğim. Diyorum Çanakkale'ye döneyim. Zencefil, doğal hayat falan. Şekilli şüküllü işler. Kuş konmaz. Zencefil falan diyorsun da arabayı görünce de eriyorsun. Araba benim canım ya. O benim bebeğim. Ve benim olsa yani bana ait olsa araba hemen satarım. Çat yaparım sermayemi, alırım arazimi. Kurarsın çiftliğini. Kurarım çiftliğimi hocam. Kurarım çiftliğimi ya. Bak hop. Bu kadar. Sere serpe. Deniz, güneş. Balık malık. Beni biliyorsun. Akşama da açarım. Bitti gitti o kadar. Sessiz, sakin, huzurlu hayat ha? Yok daha ölmedik. Daha başına gitmiyoruz. Çanakkale'ye gidiyoruz. Daha eğleneceğiz. Sakinliğin, huzurun peşinde olan sensin. Vallahi doğru diyorsun. Eskiden öyleydi. Ufak bir ev. Küçük bir aileydik. Okulda öğrenciler. Sabah akşam rutin hiç değişmeyen bir hayat. Huzur vardı gerçekten. Ne oldu sonra? Ne olacak? Denize düştüm işte. Sen ona okyanus de. Kapkaranlık, dalgalı. Yılana sarıldın değil mi? Yok, önce bayağı denedim. Deniz hastalanınca bütün arkadaşlarımın kapısını çaldım tek tek. Herkese avuç açtım. İnsan çok enteresan. Çaresiz kalınca önce utanmayı unutuyor biliyor musun? Hiç kimse benim hakkımda ne düşünür? Ne yapar diye düşünmedim bile yani. Doğrudur. Şaşırmam yani. Ama sonra dediğin gibi oldum. Hiç kimse para vermeyip de böyle çaresiz kalınca yılana sarıldım. Egemen'e gittim ya. O da beni Süleyman'a götürdü. Benim için bütün 20 yıllık birikim Süleyman için bir haftalık faize sıkıştı. Bak yine duramadı ya. Yine mesajını verdi vallahi. Neydi? Sosyoekonomik adaletsizlik mi bu? Yok. Bunun bir tane adı var Can. Çaresizlik. Başka bir adı yok. Ama çok şey öğrendim. Onlar da öğrenecekler. Çok eminsin kendinden. Evet. Öyleyim. Tabii ki. Ama senin oğlun hastaymış yani. Onlar? Onlar şu anda ellerinde avuçlarına ne varsa getirip önüme koyacaklar. İsteye isteye. Çünkü açgözlüler. Hocam bir de bunlar denize düştü, yazık. Sarılacakları yılan da hazır. Vay, vay, vay İrfan kardeş. Ya pardon, İrfan Bey mi diyeyim? Hani kılık kıyafet uysun diye. Sen bana İrfan de canım. Gel otur, otur. Ay, ay. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Hayır, hayır. İyi gördüm seni. Eyvallah. Senden bir yardım isteyeceğim ama tabii sen kabul edersin. Ya şu halimize bir baksana. Kim kime yardım edebilir gibi duruyor. Hayır yani ben senin için ne yapabilirim bu dört duvarın ardında? Ha boncuktan kuş istiyorsan o ayrı. Neredeyse onun gibi bir şey isteyeceğim senden. Neymiş? Bana süsten, oyuncaktan hallice... İşe yaramayacak, para da etmeyecek silah lazım. Nasıl yani? Çürük mal mı istiyorsun? Tamam işte, siz ne diyorsanız. E ne yapacaksın böyle bir şeyi? Ne yapacağımı boş ver. Sen bulabilir misin, bulamaz mısın? Bana onu söyle. Yani gerçeği olsa burada, bu ortamda biraz zor ama... çürük çarık malları ellerinden çıkarmaya çalışan çok manyak var burada. Bulabilirim diyorsun. Evelallah. Nasıl yani ya? Bin yıldır bu piyasanın içindesin. Hiç kimse yok mu sana borç para verecek? Ne alakası var lan bunun piyasayla bin yılla? Ha? Özkan bir kalemde üstümüzü çizdi. Bana destek olup Özkan'ı karşılarına almaktan korkuyorlar. E bankası, kredisi, yani sermaye yapacak hiçbir şey yok mu Süleyman Bey? Ne diyeceğiz bankaya? Ha?
Bizim içi boş bir şirketimiz var. Onu teminat olarak alın. Onun parasıyla da biz silah alır, silahları satar, size taksit taksit öderiz. Mi diyeceğiz? Ne yapacağız? Böyle el el üstünde batmayı mı bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz. Battık ulan batacağımız kadar zaten. Sen beni bırak da sen anlat bakalım. Hani her işe yarardın? He? Hani çevren vardı? Hani şeytan tüyüne kimse dayanamazdı? Ne oldu? Ne mi oldu? Al. Al bu oldu al. Al. Saat maat gitti. Ne var ne yok hepsi gitti. Kredi kartları patladı. Ben bu sabah buraya yürüyerek geldim. Niye biliyor musun? Çünkü arabanın benzini bitmesin diye. Akşam çocuğu okuldan alacağım ya. Söyle Zeynep. Hayırlı günler. Sana da. Lafı hiç uzatmayacağım Süleyman. Müşküllü olduğunu duydum. Çok karlı bir iş var. Ama çok acil bir iş. İki günde koyduğum paranın 10 katını alacaksın. Mal var mı elinde? Avans olursa ayarlarız bir şey. Avans hallederiz. O dert değil. Ama sen elini çok çabuk tutacaksın. Sen merak etme. 2 günde elinde. Ne mal ya? Para varsa mal da var. Ya mesele bu ya işte. Yani mevzu bu. Para yok. Avans olacak ama elimde avucumda ne varsa koyacağım. Bu son şans. Sen de bu işin içinde olmak istiyorsan kendine düşen payı koyacaksın. Saati sattım diyorum. Saati. Ne payı ya? Beni alakadar etmez. Sermayeyi buldun buldun. Yoksa 2 güne kalmaz o benzin alamadığın arabanı da satmak zorunda kalırsın. O olur. Gerisini sen düşün. Bir çay daha alır mıydınız? Yok. Bu kâfi bana. Ben kalkıyorum artık. Zeynep Bey. Özkan Bey'e selamınızı söyleyeceğim. Lütfen. Ya Mahmut'u nasıl düşündün? Zeynel nereden aklına geldi senin? Ya bilmediğim ortamlar Cihan. Zaten tanıdığım 3-5 tane adam var. Onlarla kafamda bir oyun kurdum. İşte yani. Vallahi helal olsun. Ne değil. Vallahi helal olsun. Yiyecekler mi? Ne dedim sana? Çaresizlik. Düşünüp tartacak bir zamanları yok önlerinde. Önlerine ne konuşsa ona direkt atlayacaklar. Bir de kendilerini kurnaz zannedecekler. Bu yüzden mal kapattın diyecekler. Malı kapatınca da ellerinde 1 kuruşları bile kalmayacak. Böyle apar topar çağırdınız. Yine imzalamanız gerekiyormuş İlay Hanım. Süleyman Bey öyle istedi. Ne bu? Bilmem, bana herhangi bir bilgi verilmedi. Büyük devir vakit. Ne bu ya? Tamam, tamam kardeşim. Sen yarın akşama hazırlet, bana yeter. Eyvallah. Bu nedir Süleyman? Ha? Neye benziyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Evimi sattırmam Süleyman. Sen bunu benim yüzüme vuracak kadın mıydın? Satılsa ne, satılmasa ne? 2 gün sonra alasını alırım sana. Boğaz'da yalı alırım, yalı. Ticaret bu. Önce varını yoğunu koyacaksın, sonra misliyle geri alacaksın. Ya da büsbütün batacaksın.
Kadın! Bunca yıllık işimi bana öğretmeye kalkma. Kaprisin sırası değil. Kapris yapan da yok zaten Süleyman. İstemiyorum. Zorla mı? Ya büyük fırsat var diyorum bu işte. Evet, vurgun diyorum, vurgun. Ya bak bir daha çıkmaz böylesi karşına. Gel işte kârını al. Evet ama bak sıkışık zamanlardayız. Kaçırmamak lazım. Tamam, tamam sen düşün. Ama kararını bana bildir, olur mu? Gerizekalı. Gerizekalı. Bana milyonlar kaybettirdi. Pardon ya, ben geldiğini duymadım. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Yok bir şey ya. Egemen, ben istemeden kulak misafiri oldum. Birinden para istiyordum. Para değil, yatırım. Ne kadarlık bir yatırım? 2 milyon. Çok mu ihtiyacın var? Ya o ihtiyaç değil. Ya ben kimseye anlatamayacak mıyım? Bak 40 yılda bir gelir böylesi. Ya başta küçük bir yatırım yapacaksın. Sonra ömür boyu rahat edeceksin. Yani sefasını süreceksin. Ömür boyu? Ömür boyu. Peki yasal mı? Tabii ki yasal. Ya ben bıraktım o işleri biliyorsun. Ayrıca yani insanların milyon dolarlık evleri, arabaları olması için yani sadece dolandırıcılık mı yapması lazım? Ya doğru yatırımı yaparsan doğru para kazanırsın. Bu kadar. Ya tamam, ben de sadece sordum, emin olmak istedim sadece. Sen niye emin olmak istedin? Niye bu kadar çok soru soruyorsun? Egemen, biliyorsun bende para var. Yani... Beni de ortak yaparsan uzun vadede çocuğun geleceği için hani iyi bir yatırım olursa eğer. Eda. Yani biz her ne kadar manen birlikte olmasak da hukuken karı kocayız. Yani sen benim varisimsin, mallarımın ortağısın. Sana ayrıca bir ortaklık kurmaya gerek yok ki. Ama sen çok istiyorsan, yani ama çok istiyorsan senin adına bir yatırım yaparız. Ama iyi düşün, istiyorsan. Böyle bir şey olabilir mi Demet? Ya bir insan ayağına çağrılıp evini satsın diye imzası istenir mi ya? Haklısınız. Haklısınız ama sonuçta... Ne sonuçta ne? Yani ne bileyim, bunu istiyorsa gerçekten sizi zorlayamaz mı? Efendim pardon? Kim kimi zorluyor? Biz hangi devirde yaşıyoruz ya? Ne saçmalıyorsun? Ev benim. Ve bu ev benim bu dünyadaki tek dikili ağacım. Sence ben bu evi satar mıyım? Buyurun. Gülay Hanım. Ben alayım. Şu elimizi alacağım. Kolay gelsin. Alışveriş mi yaptınız? Yok, yapmadım. Allah Allah. Ne ki bu? Açacak mısınız? Efendim? İlay? İrfan? Sana ulaşmaya çalışıyorum bayağıdır. Öyle bir zamanda aradın ki. Evet, neler olduğunu biliyorum. O yüzden sana ulaşmaya çalışıyorum zaten. Acele etmemiz lazım.
Ne için pardon? Süleyman'dan kurtulmak için. Bak ne diyeceğim. O evi sat. Parasını olduğu gibi Süleyman'a ver. Bütün yüklerinden kurtul, sonra da bana gel. Telefonda konum at. İrfan sen delirdin herhalde. Bunun başka bir açıklaması yok şu an. Hiç aklım bu kadar başımda olmadı. Her şey kontrolüm altında, merak etme. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen parayı Süleyman'a ver. Kurtul. Ona ihtiyacın yok artık, ben varım. Eğer bunu yapmazsan ömrümüz boyunca Süleyman yakamızdan düşmeyecek. İrfan ama... Aması yok. Eğer benimle olmak istiyorsan, benimle bir şansın daha olsun istiyorsan... ben de varım. Buradayım ve bekliyorum seni. Dediklerimi yap, bana gel. Ayrıca Süleyman'ın nesi varsa iki katına da sahibim. İlk defa kanamışsın gibi hissettim. Egemen. Ne oldu? Sen bu geri koş. Neden? Çünkü yalan söyledim. Böyle yasal fırsat falan yok öyle şeyler. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar karlı bir iş yok. Sen haklıydın Eda. Ben rezil bir adamım. İşte öyle sizi yıllar sonra bulunca kaybetmekten korktum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Gel. Kudret Hanım, misafiriniz geldi. Oo. Hayırdır? Beni mi özledin? İş mi arıyorsun? Alışverişe geldim. Evi satıyorum. Senden daha iyi fiyat verecek bir müşteri bulamayacağımı düşündüm. Haksız mıyım? Ne de olsa her şey bu ev meselesiyle başladı. Yalan mı? Ha, şu ev. Sen bir yalıda doğmuşsun. Öyle işittim. Yeniköy'ün en güzel yalılarından biriymiş. Evet, yalıda doğdum. Ama orada büyümedim. Ailem her şeyini kaybetti. Annen, baban zengin diye onunla evlenmiş ama düşe düşe bir mezbelelikte hakkın rahmetine kavuşmuş. Öyle mi? Öyle. İyi çalışmışsın dersine. O yüzden para kaybetmek, mal kaybetmek bana pek koymaz Kudret. Yalı gider, yerine başka bir şey gelir. Villa gider, başka bir şey gelir. Yani anlayacağım, ben başımın çaresine öyle ya da böyle bakarım. Alacak mısın evi? Süleyman'ın bundan haberi var mı? Olsa sence burada olur muydum? Eda, yani ben aslında... Hani sen az önce... İlk defa karınmışsın gibi hissettim dedin ya. Sen öyle çıkıp gittikten sonra ben de
İlk defa karınmışım gibi hissettim. Çünkü ilk defa bana dürüst davrandın, gerçeği söyledin. İlk defa sana güvenebileceğimi hissettim. Sana olan sadakatimi bir kere daha ispatladım sanırım Süleyman. Al bakalım. Bunlar? Ev sattım. İlahiyem. Sultanım. Yalnız senden bir ricam olacak. Söyle Eder. Peşimdeki adamlarını çek artık. Yani eğer içinde bir şüphe kalmadıysa. Emrin olur. Teşekkür ederim. Neredesin sen? Ulaşamıyorum sana kaç gündür. Kusuruma bakma haklısın. Biraz işim vardı. Merak ediyorum ama. Biliyorum merak ettin. Endişeleniyorsun da. Ama ne yapayım uğraşıyorum. Ben de seni korumaya çalışıyorum. Neden koruyorsun? Evet. Seni dinliyorum İrfan. Yalnız seri ol. Bir de bu sefer benim işime yarayacak bir şey söyle. Özkan'ın güvenini kazandım. Devam gelecek diyordun. Tık yok. Amirim ben bir yere gitmiyorum. Kaçmıyorum yani. Gözünüzün önündeyim. Size ne söz verdiysem de onu yapıyorum. Ayrıca sizin dediğiniz kadar seri olunabilseydi siz bugüne kadar çoktan hallederdiniz zaten bu işi. Yanılıyor muyum? Senin konumun farklı. Senin saatin işliyor. Biliyorum. Ve geç kalıyorum ben de. Saat güzelmiş. Yeni mi? Egemen'in saati değil mi o? Dünya parası. Evet öyle. Araba da yeni. Bakmak ister misiniz Amir? Benim sizden bir şey sakladığım yok. Sadece bu adamların arasına girince yabancı görünmeyeyim diye uğraşıyorum işte. O dünyaya da alışıyorsun anlaşılan. Siz boşuna endişeleniyorsunuz. En kısa sürede Özkan da Süleyman da sizin karşınıza çıkacaklar merak etmeyin. Ama bu geceyi bir atlatayım. Bu gece önemli. Ne varmış bu gecede? Ya zafer ya hizmet artık kime neyin nasip olduğunu göreceğiz. Müsaadenizle. Bir dakika ya. Nereye? Etiler'e gidiyorum. Etiler'de bir restoranda önemli bir reyli toplantım var. Ne oluyor ya? Zafer ne? Hezimet ne? Adamın elinde oyuncak olduk. Vardır bir bildiği. Herhalde polisin arkasından işleyebilecek hali yok. Tabii canım. Yapar mı hiç? Ne de olsa babanın oğlu. O yüzden böyle körü körüne güveniyorsun ona. Ne alakası var? Bilmiyorum artık. Orasını sen düşün. Neden hep bu adamı savunuyorsun ya? Ben kimseyi savunmuyorum. Ama Nihal bak ben bu adama güvenmiyorum dediğim zaman sen her seferinde... Demeyeceğim bir şey tamam. Peşinden ayrılma. Her adımından haberimiz olacak. Aç bakalım. Bunlar tamam. Çocuklar. Siz de hızlıca diğerlerini kontrol edin. İşimi sağlama almadan bırakmam diyorsun. Rahmam, neticede seninle ilk işimiz olacak. Hepsini kontrol ettik.
Sorun yok Süleyman Bey. Güzel, güzel. Demek ki neymiş? Seninle ilk işimiz olmayacakmış. Ama fiyat arttırmak yok diyeyim sana. Nasıl istersen. Bir telefonla bakar. Eyvallah. Çocuklar size dağılın hadi. Kalabalık yap, dikkat çekmeyelim. Ben size sonra görürüm. Hadi. Her şey. Tamam. Süleyman sadece temiz sandığa baktı. Gerisine biz baktık. Hiçbir şey anlamadı. Harikasınız. Bu senin. Bu da arkadaşının. Kaybolun hadi. Hızlı. Sağ olasın babam. Bir aksilik olmamış. Çocuklar öyle dedi. Yok, her şey konuştuğumuz gibi. Güzel güzel. Alo hocam. Ne oldu Can? Bitti mi her şey? Vallahi. Sona kadar aldın öyle söyleyeyim. Artık bir canları kaldı sana verecek. Canlarını vereceklerse de uzun uzun sürünecekler. Sana çektirdikleri gibi diyorsun. Bana çektirdiklerinden beter diyorum Can. Nerede kaldılar? Ne bileyim ben. Ya bir terslik çıkmış olmasın? Ya ne çıkacak ki? Allah Allah, germe beni, germe. Ha, geliyorlar işte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Süleyman Bey, alıcımız Mehmet Bey. Çok memnun oldum Mehmet Bey. Eyvallah. Bunlar galiba. Biz bir bakalım. Tabii tabii, buyurun. Bir gecede iyi para kaldıracaksın Süleyman. İşini bileceksin, işini bileceksin. Ne lan bunlar? Siz benim... Hıst lan hıst. Lafını bil de konuş. Ne oluyor? Sen ne sattığını biliyor musun Süleyman Efendi? Çöp bunlar, çöp. Ne diyorsun lan sen? Git de bak. Bunlar ne lan? Bana mı soruyorsun? Tam 4 milyon avans saydım eline. Siz kimle dalga geçiyorsunuz lan? Kimi dolandırıyorsunuz? Böyle olduğunu bilsem ben bu malları getirir miydim buraya? O beni hiç ilgilendirmez. Avansımı faiziyle vereceksin. Zaten kendi alıcıma da malamat oldum. Zararımı karşılayacaksınız. Ya bakın beyefendi, biz de dolandırıldık. Ben anlıyorum, anlıyorum da. Sen bir de buna konuş bakalım. Bakalım bu anlıyor mu? Burası neresi ya?
gelmeyeceksin Necip. Geldim.